Herkese iyi akşamlar. Daha önce Xiaomi'nin bu efsane kulaklığının incelemesini yapmıştık. Bu videoları yine alt açıklamadan görebilirsiniz. Müzisyen İlyas abimle birlikte enine boyuna ses karakterini, bas performansını yine farklı müzik tarzlarında verdiği sahne performansını detaylıca işlemiştik. Şimdi ise 100 liralarda 150 liraya kadar olan değil de 50 lira civarında cazip fiyatlı bir ürün sipariş etti. Bu ürünü tabii ki ciddi bir araştırmadan sonra sipariş vermeye karar verdim ve ürün bir 15-20 gün aralığında geldi. Şimdi birlikte paketi açılımı yapalım hızlıca. Daha sonra da müziklerde test yaparak piyasadan aldığımız telefonlarımızın kutusundan çıkan LG, Huawei veya Sony kulaklıklarla kıyasladığımızda ya bu kulaklık gerçekten almaya değer mi? Yoksa normal kulaklıkları kullanmaya devam mı edilmeli? Bunu birlikte görelim. Hızlıca paketimizi açarak başlayalım. Evet, burada ilginç bir sürpriz geldi. Hediye göndermiş. M7 efsanesi bu. Çok çok övülen ve güvendiğim kaynaklardan ciddi derecede övgüler alan, fiyatına göre çok iyi bir ürün olduğu söylenen bu kulaklığı birlikte bakalım. Şimdi elimizdeki telefon kutularımızdan çıkan standart kulaklıklardan gerçekten ciddi derecede farkı var mı? Yine ürünün burada orijinalliğini kare kodları okutarak görebiliriz. Bizi belli bir web sitesine bu kodlar yönlendiriyorsa sorun yok demektir. Zaten kutu içeriğinden de aslında oldukça detay verilmiş. Gayet güzel. Şurada gördüğünüz gibi hem Android'de hem iOS'ta çalışabiliyor. Mikrofonlu. Küçük. Kulakta fazla yer kaplamayacak. Yani kulağınızdan fazla taşmayacak. Güzel bir kulak diye düşünüyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? Herhangi bir sorun yaşayacak mıyız? Kulaklığımızı ufak bir ezik var burada ama öyle baktığımızda çok da önemli bir şey değil yani. Tabii Çin'den gemiler de geliyor ve bizim TTT'den teslim ediliyor. Evimize kadar getiriliyor. Yani 50 liralık bir kulaklık için. Bakalım bu kadar övgü fazla mı? Abartı mı? Yoksa gerçekten haklı var mı? Şöyle bir yakından baktığımızda bakın ürünün metal olması zaten elimize alır almaz kalite hissi verdi. Tabii ki plastiğin müzik rengiyle size hissettirdiğiyle metal kulaklıklar bir adım daha önde genellikle. O yüzden şu an için aslında güzel bir giriş yaptı kulaklığımız. Metal, evet, metal bir filtre koyulmuş. Kulağımızdan zaman zaman kir bulaştı. Buradaki bez filtre olursa zarar görebiliyor. Metal olması da gayet güzel. Zaman zaman evet sakızla temizleyebilirsiniz. Hafiften sakızı ıslatıp yumuşatıp dokundurup çekebilirsiniz. Tabii kulaklığınızın içine su gitmesin. Bu kablomuz hemen kopar mı? Fena değil. Şu girişten esnek. Koparılması için de epeyce bir uğraşmak gerekecek. Çok esnek, çok esnek böyle yılan gibi bir kablosu var. Çok sağlam, güzel. Yani kablosunu beğendim. İşçiliği temiz, kablosu sağlam. Hadi bakalım, şimdilik iyi gidiyoruz. Tabii her şey bir yana, bize ses karakteri lazım. Tek butonlu bir kontrolcü var. Multifonksiyon. 9 milimetrelik sürücülerden bahsedilmiş. 120 santimetre. Yine kablo uzunluğu var. Hassasiyet 90 desibelde. Gayet yeterli. 16 ohm yani tüm cihazlarda daha rahat kullanabiliriz. Önceki sonraki müzik deniyor burada. 2 saniye bası tutuyoruz. Evet, oldukça kullanışlı bir multifonksiyon, çoklu fonksiyon butonu var. Ücretsiz kargoyla 15-20 gün aralığında Türkiye'ye gelebiliyor. Yine burada şimdi ise ses kalitesi, sesin başarısı ne kadar bunu görelim. Sanatçı hemen arka tarafta hissediyorsunuz. Yakın gelen stereo sesler de sahnenin sağında çalan gitarlar, solda çalan gitarlar. Yine o baslar güçlü ve yani 50 liralık bir kulaklık bu kadar net olmamalı. Yani bu şimdi diğerlerini deneyeceğim. Şu anda çok çok iyi. Hani 100, 150, 200 liralara bile kötü ses veren, kirli ses veren
bulanık ses veren kulaklıklar var. Kulaklığın 50 liraya bunu yapması çok çok iyi. Yani şu an şaşırdım bayağı bir. Hani tamam, güzel kulaklık olduğunu araştırmalarım sonucu öğrendim. Fakat bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Durum bu. Şimdi ise Sony kulaklık tabii tekrar dinliyorum. Evet, bu kulaklığı taktığımda ise yani bütün sesler iç içe girdi. Böyle bir karmaşa oldu orada. Yani sesleri güzel ayrıştıramıyor. Birbirine katıyor. Şöyle söyleyeyim, yani karşınızda 5-6 kişi var. Hepsi aynı anda konuşuyorlar ve ne dedikleri anlaşılmıyor. Böyle bir durum var. Diğer kulaklıkta ise yani herkes konuşuyor fakat ayrı ayrı geliyor sesler. Birbirine karışmıyor. Bunlar çok ince detaylar. Kulaklığın bu konuda çok başarılı olduğunu, enstrüman seslerini birbirine karıştırmadan ayrıştırarak size gönderdiğini rahatlıkla söylüyorum. Gerçekten başarılı iş çıkarmışlar ki fındık kadar bir kulaklığında bu başarısı oldukça iyi. Genellikle kulaklıkların iyi performans göstermesi için biraz daha fazla alana ihtiyaç duyduklarını söyleyebilirim. Tabii ki kulaklık kalitesi değilse, hani bunun 3 katı olsa da bir önemi yok. Fakat aynı kalitede kulaklık biraz daha büyük olduğunda daha derin sahne hissini alabiliyorsunuz. Açıdan zaman zaman kaliteli kulaklıklarda büyüklükte hissedilir derecede sahneyi değiştirebiliyor. Kulaklığı tekrar dinlemek istiyorum. Bu kulaklık hiç tat vermedi. Dediğim gibi enstrümanlar hepsi iç içe girdi. O bazı detaylar da kayboldu maalesef. Kulaklığın fiyatı da 35 liralardaydı. Şu anda 50 liralarda. Yani bu kulaklık 50 liraysa bu kulaklığın en azından 100 lira olması gerekiyor. Ses kalitesi, malzeme kalitesi olarak durum bu. Huawei'nin kulaklığını deneyelim. Bakalım yine sesleri, enstrümanları karıştıracak mı yoksa güzel ayrıştırabilecek mi? Evet, Sony maalesef bu kulaklığın yanında ezildi diyebilirim. Maalesef Huawei kulaklık da Sony ile %95 oranda aynı. Çok bir şey değişmedi. Yine sesler birbirine karışıyor. O detaylar kayboldu. Bas vurgusu zaten neredeyse 3'te 1'i kadar. Yani şu kulaklıklardan hiçbir bas vurgusu alamıyorsunuz. Yani bas sesi geliyor fakat hani küçük bir radyodan gelir gibi. Bir 2+1 ses sinema, ev sinema sistemi veya 2+1 hoparlörden ve o gelen tatlı güm güm bas vurgusu hiç yok yani. Dümdüz bir ses geliyor. Fakat aynı fiyata satılan bu Yuishi kulaklıktan ise basların vurgusunu alıyorsunuz. Oldukça güzel. Bu biraz da tabii yapısal olarak da etkiliyor. Yani kulağımızın içine tam olarak oturduğu için bu kulaklıklar bas vurgusu daha iyi oluyor. Genellikle kulaklık iyiyse tabii. Diğerlerinde ise ses dağılıyor. Kulağımıza oturmadığı için tam olarak biraz daha ses kalitesi düşüyor. Sesin dışarı sızdırması yükseliyor. Dışarıdan daha fazla ses alıyorsunuz. Ya her açıdan ya bu kulaklıklar kötü maalesef. Onun için kulağın içine oturan kulaklıklar, temiz ses verebilen kaliteli kulaklıklar her zaman için avantajlı. Şimdi ise bir de aslında çok bir şey değişmeyecek ama LG'yi denemek istiyorum. Evet, LG bir gömlek daha üstün. Hem Sony'den hem de Huawei'nin kulaklığından bir gömlek daha üstün. Fakat bas vurgusu, enstrüman detayları, ses kalitesi, sahnenin temizliği, sahnenin genişliği, derinliği, yani o sahnede duran enstrümanları hissetmek gerçekten her açıdan kulaklık önde yani. Şimdi ise bu Xiaomi efsanesiyle daha önce müzisyen İlyas abiyle incelemesini, ses analizini yaptığımız Xiaomi'nin Hybrid Pro ile bir kıyaslamasını yapalım. Bakalım ne kadar bir fark olacak. Yalnız Hybrid Pro neredeyse 3 katı fiyata sahip. Bunu belirteyim.
HD Pro tabii ki kalitesini konuşturdu. Sesler daha net, daha berrak, daha temiz. Hemen diğer kulaklığı aynı müzikte tekrar tekrar bir kıyaslamak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bas sevenler için kesinlikle bu kulaklık. Bas vurgusu, sahnenin temizliği yine Xiaomi'den çok da eksik kalır değil. Xiaomi'nin bu modeli daha ziyade klasik müzikler için, yani düşük bas müzikler için. O yüzden de bas vurgusu düşük kaldı. Bas sevmiyorsan hem biraz daha iyi model, hem malzeme kalitesi olarak hem de ses kalitesi olarak şöyle bir yarım tık, bazı açılardan bir tık daha iyi olan Xiaomi'yi almak isterim diyorsanız, evet, Xiaomi tartışılmaz çok iyi bir model. Fakat 100 liraya kadar alabileceğiniz, hatta 150 liralık kulaklıktan da belki 200 liralık birçok kulaklıktan eksik kalır yanı olmayan bu kulaklığı da şiddetle tavsiye edebilirim. Kulaklığın hakkı var. Şimdiye kadar 30-40 tane kulaklık kullandım. 100'ün üzerinde kulaklığı da deneme şansım oldu. Yani bu kulaklık çok iyi. Bu fiyata imkansız modellerden birisi. Kesinlikle. Bunun linklerini videonun alt açıklamasına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yalnız şöyle şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle Xiaomi'nin, Sony'nin birçok taklit modeli piyasada var. Hatta orijinalinden çok daha fazla taklitleri satılıyor. Lütfen buna dikkat edin. Resmi web sitelerinden, web sayfalarından bağlantı kurup orijinal ürünler almaya dikkat edin. Yine resmi web sitesinin adresini alt açıklamaya bırakırım. Oradan alırsanız daha iyi olur. Çünkü çok satan, çok beğenilen, çok tavsiye edilen bir model ve hakkı da var. Çok beğendim, çok güzel bir model. Taklitinin de olma ihtimali çok yüksek. Belki 3-5 firma taklit etmiş olabilir. Maalesef. Evet, böylece cazip fiyatlı kulaklık arayanlar için de şahane bir model. Gözü kapalı alabilirsiniz. Bu fiyata çok iyi bir model. Evet, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.